Evet sevgili dostlar, Türkiye'nin en enteresan Fenerbahçe YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Dünkü maçtan sonra Fenerbahçe'nin gol düellosu şeklinde geçen ve Fatih Karagümrük'ü 5-4 mağlup ettiği maçtan sonra birçok kardeşimiz aramıza katıldı. Hepsine hoş geldin dileklerimizi ve hoş geldinlerimizi iletirken mükemmel bir haberle açılışı yapalım. Dünya şampiyonuyuz. Ampute Futbol milli takımımız Dünya Kupası final maçında karşılaştığı Angola'yı Ömer Güleryüz, Rahmi Özcan'ın 2 golü ve Serkan Dereli'nin golleriyle 4-1 mağlup ederek dünya şampiyonu oldu. Yürekten kutluyoruz Ampute milli takımını. Önemli olan engeller sadece kalpte ve insanlıkta olan engellerdir. Onun dışında engel falan yoktur. Kendilerine yürekten sevgilerimizi, saygılarımızı ve tebriklerimizi iletiyoruz. Fenerbahçe Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi ve çok sansasyonel, yıllarca konuşulacak bir skora imza attı. Miguel Crespo, Valencia'nın hat-trick yaptığı, Burak Kapacan kiralık olarak gittiği Fenerbahçe'sine 83'te attığı gol ve Batshuayi'nin 90+7'de skoru belirleyen golüyle maç sonuçlandı. Ancak maçın önüne geçen birçok şey var arkadaşlar. Mesela bunlardan bir tanesi Enner Valencia. Enner Valencia ile ilgili skandal bir şey açıklayacağım size. Skandal arkadaşlar, yani rezalet bir şey. Öyle böyle değil. 14 maça çıkmış, 11 gol, 2 asist. 14 maç, 11 gol, 2 asist. Yani 14 maçta 13 gol katkısı. Yani bu kıyaslamayı yapacağım aklıma bile gelmezdi ama Erling Haaland 13 maçta 20 gol 3 asist. Valencia bir tane az atmış sadece. Ha Valencia, ha Haaland. Tabii şöyle söylesek daha doğru olur. Hocam fakir Haaland'ı da Valencia desek daha doğru olur. Yalnız Valencia'ya küfür ediyorduk birkaç maçtır. Gol atamıyordu. Bu sefer tam küfür edecekken ezan okunuyordu. O ayet dedim küfür etmiyorum, o yüzden dedim. Göreyim sen, demek ki küfür etmeyeceğiz Valencia'ya artık. Artık küfürsüz çalışıyormuş arkadaşlar. Şimdi Valencia'nın enteresan, daha skandal bir bilgisini vereceğim size. Valencia'nın bu sezon hat-trick yapıp evine götürdüğü top sayısı Icardi Mertens Sefero için attığı toplam gol sayısından fazla. Tabii biz neyi kıyaslıyoruz ki? Valencia'nın sadece Süper Lig'de attığı gol sayısı Süper Lig'deki bazı takımların takım halinde attığı gol sayısından daha fazla. Misal Galatasaray. Fenerbahçe sadece Valencia ile mi gidiyor? Hayır. Kadıköy'de üst üste 7. maçından da galibiyetten ayrılıyor. Fatih Karagümrük, Larnaka, Alanya Spor, Kiev, Kayseri Spor, Avusturya Viyen, Adana Demir Spor ve Fenerbahçe Kadıköy'deki gol ortalamasını söylüyorum. 3.8. Karagümrük'e 5, Larnaka'ya 2, Alanya'ya 5, Kiev'e 2, Kayseri'ye 2, Avusturya Viyen'e 4, Adana Demir'e 4. Yani rakipler Kadıköy'e gelirken artık gol yiyecek miyiz, fark yiyecek miyiz diye geliyorlar. Fenerbahçe 17 resmi maçta 42 gole imza atmış. 9 gol daha fazla atsaydı hesaplaması daha kolay olurdu. 3 gol ortalaması derdik ama inşallah sıradaki maçlara. Fenerbahçe'de es geçilmesin İsmail Yüksek, Lincoln ve Atilla Salah'ı asist yaptı. Crespo, Batshuayi birer gol, Valencia 3 gol attı. En azından isim sayısının fazla olması da sevindiriyor. Batshuayi demişken, Michy Batshuayi'nin kaleyi bulan son 4 şutundan 3'ü gol olmuş. Hada testler bunu da açıklayın. Yok, gerek yok. Bunu açıklayacakları bir durum yok. Şimdi Valencia varken, João Pedro King alınmışken gerçekten Batshuayi fırsat transferiymiş. Avrupa'da attı golü, lider olduk Kiev maçında. Larnaka'ya da attı. Ligde 3 puan aldırdı. Hani şu an maksimum katkısını sağlıyor bir futbolcunun verebileceği ve bonservisi de bizde. Belçika milli takım teknik direktörü Roberto Martinez demişti zaten. Batshuayi iyi bir golcü. Boşluklar bulur, pozisyon bulur, farklı oyun stillerine de adapte olabilir, kuvvetlidir, iyi bitiricidir. Her takım için çok önemli olacak bir oyuncudur diye. Bu arada ben şaka yapmıyorum. Valencia hakikaten 10 golde. Ve gol krallığı yarışında Hacı Wright 5 gol, Enkodu 4 gol, Muleka 4 gol. Yani en yakın rakibine 5 gol atmış, fark atmış. Ve birinci sırada, üstelik bir maçta kırmızı yedi, erken çıktı. Bir maçta hiç oynamadı. Fenerbahçe takım halinde de bir maç eksik.
Peki hocam, Karagümrük maçında ne yaptı bu adam 3 gol? Hani 2 tane penaltıdan attı. Ne var? Sen de atarsın penaltıdan. Ya ben de atarım tabii. Ama ben penaltıdan nefret ederim. Şimdi şunu söyleyeyim. 9.74 rating almış. Niye 10 vermediniz? Kazandığı ikili mücadele sayısı 9. Sadece şu bile 10 olmasına yeter bence. Yani 3 gol atmış, 9 ikili mücadele kazanmış, 4 hava topu kazanmış, 2 adam geçme, 2 pas arası, 1 top çalma, 1 şut pası. Pas isabeti %66.4. Bakın, pas isabetinde sıkıntı var. Rakip alanda pas isabeti %73.7. Belki de bundan kıstılar. Hani deriz ya hocam, işte niye 97 verdin, 2, 3 puan nereden kırdın diye. Bu da öyle olmuş. Şimdi en iyi futbolcu reytingi, 5 futbolcu reytingi Valencia 974. Michy Batshuayi 853. Miguel Crespo 822. Hani bu Crespo'yu kaça satarsak satak zarar değil mi? Kaça satarsak satak pişmanlık. İrfan Can Kahveci 712. Osayi Samuel 704. Ama tabii özetleyebileceğimiz, konuşabileceğimiz çok fazla şey var. Futbolcu puanlarını diğer videoda yapayım. Lincoln Nernike asist krallığında şu anda Caner'le birlikte birinci sıradaymış. Caner'le ilgili de birkaç kelimem var ama onu da sonra konuşayım. 4 asisti var Lincoln'un. Bir baksanız da kaç gol kaç asistten oynuyor. Sessiz, sedasız. Tabii Ferdi Kadıoğlu mide enfeksiyonu geçirdiği için kadroda yer almayınca mecburen Lincoln oynatılmak zorunda kaldı. O da ayrı bir olay. Şimdi Fenerbahçe'de Altay Bayındır çok ıslıklandı. Çünkü Altay Bayındır'la ilgili dediler ki maçı sattı, şöyle oldu, böyle oldu. Ya arkadaşlar, Altay Fenerbahçe'nin çocuğudur. Ha şunu söyleyeyim. Altay'ın kaleci antrenörü Özden Öngün. Özden Öngün'ün hani kariyeri bu şekilde. Küçük görebilirsiniz hocam, çalıştırdığı takımlara bak Allah aşkına hani diyebilirsiniz. Bir şey söyleyemem. Herkesin fikrine saygım var. Ama Michael Kraft'lı Altay Bayındır, bugünkü Altay Bayındır'ı görse, yani sen benim eldivenimin bir parmağı etmesin derdi. Onu da belirteyim. Ha şunu da söyleyeyim. Sadece Altay Bayındır kötü değildi. Atilla Salah'ı rezalet etti. Hatta Sercan Hamzoğlu yazmış. Salah ilk 25 dakikada Fenerbahçe kariyerinin en kötü performansını sergiliyor. Dakika 83, Salah'ı hala en kötü performansını sergiliyor. Maalesef Altay da ona eşlik ediyor yazmış. Yani sadece o da değil. Sadece o da değil. Mesela yediğimiz ilk gole dikkat edin. O Borini'yi arkasını döndürüp gol vuruşu yaptıran Gustavo Henrique. Ya Larnaca stoperi Valencia'ya o vuruşu yaptırmadı. Hatırlıyor musunuz? İkinci golde ofsaytı bozanlara bakın. Mesela Osayi ve Gustavo ofsaytı bozuyor. Yani Gustavo Henrique de mesela bu maçın kötülerindendi. Ancak Fenerbahçe ile birlikte Perşembe günü maç yapan 3 takımın tamamı Pazartesi günü maç yaparken Fenerbahçe Pazar günü maç yaptı. Tabii mecbur biri Pazar yapacak, biri Pazartesi yapacak. Belki de onun etkisidir. Ama Gustavo Henrique de çok kötüydü. Salah'ı da çok kötüydü. Ve hani hızlı hücumculara karşı Fenerbahçe'nin zaten her maçta 2-3 yiyip daha fazla atması gerektiği konusunda hemfikirdik. Çünkü takım boyu uzadı. 60 metreye falan çıktı takım boyu. Normalde 30 metrede 40 metrede top oynuyorsun. Gustavo Henrique hop bir adım öne çıktılar mı? Offside. Kurtarıyorsun. Ama bu sefer orta sahada boşluklar oluştu. Gustavo Henrique'nin defoları çıktı. Arau'yu bile arayan bir sisteme doğru gitti Fenerbahçe bugün. Daha doğrusu dün diyeyim artık. Çünkü ben videoyu çektiğimde bugündü. Şimdi kalecin, iki stoperin çok kötü oynadığı maçta, 4 gol yediğin maçta 3 puan almışsın. Bu şampiyonluk habercisi mi? Hayır, hiçbir şey şampiyonluk habercisi değil. Hiçbir şey şampiyonluk habercisi değil. Fenerbahçe Fatih Karagümrük maçında atılan 13 isabetli şutun 9'u golle sonuçlanmış. Hadi bizim iki tanesi penaltı. Rakibinde biri penaltı çık. Yani 3'e 3 çık. 10'da 6. İki takım kalecisinin de kötü olduğunu göstermez mi? Çünkü iki tane rakip yemiş oluyor. Fazladan üç tane biz yemiş oluyoruz. Pardon. Üç tane, üç tane rakip yemiş oluyor. Üç tane biz yemiş oluyoruz. Bu da tabii ilginç bir olay. Caner Erkin konusunda atıp tutuyorlar. Ya Caner Erkin uzun pas atıyor. Kolkır çeviriyor içeri. Bir nevi asist yapıyor. Burak kapacak gol atıyor. Ya bu olayı da kimseye kaptırmadık ama
Caner Erkin maç sattı diyorlar. Nihat Kahveci de demiş. Ben de aynısını diyeceğim. Nihat Kahveci diyor ki Caner Erkin'e tepki gösterenlere sadece şunu söylüyorum. Karagümrük'ün 4. golü Tacı Caner atıyor. Topu kol kır arkaya aşırıyor. Kafa golünü Burak Kapacak atıyor. Yani 3 futbolcunun da Fenerbahçe geçmişi var. Bırakın bu işleri demiş. Ben de şunu söylüyorum. Ya Caner Beşiktaş'tayken de, Fenerbahçe'deyken de, milli takımdayken de ofsaytı bozup şu hakeme el kaldırma hareketini yapmıyor muydu? Ya Caner'in bu el kaldırma hareketlerinden klip yapın 4,5-5 dakikayı rahat geçer. Sadece bundan. Bir de şu vardı hani şu bak. Caner Erkin'in şu hareket Caner'le özdeşleşmiş bir hareket. Ağzı oynar bir şeyler söyler. Yani etmeyin eylemeyin ya. Diyorlar ki Fenerbahçe'de Caner maça sattı. Ya ceza sahasında hiçbir şey yokken yere yatıp topa elleyen Muğdat'ı unutmadık biz ya. Fenerbahçe şampiyon olmasın diye gol atmadım diyen, itiraf eden Ümit Karan'ı da unutmadık. Bizim maçta 4 işareti yapıp Galatasaray maçında yürüyen Belhanda'yı, bizim maçta ağlama işareti yapıp taraftarı tahrik eden Onyekuru'yu da unutmadık. Etmeyin eylemeyin. Caner hep böyle kötüydü. Son golde koşmuyordu. Ulan koşsa ne yapacak? Adamın kademesi değil ki zaten. Bir. İkincisi offside'ı bozuyordu. Caner hep offside'ı bozuyor. Ya Caner'in hangi meziyeti var? Yani hangi özelliği var? Ortak şey asist başka? Ben sadece şeye şaşırdım. 3 tane penaltı pozisyonu var. Bana göre 3'ü de %1 milyon penaltı. Ama Erman Toroğlu ne demiş? Fenerbahçe lehine verilen ilk penaltıda karar doğru demiş. Neyse düzgün söyleyelim. İlk penaltıda karar doğru demiş Fenerbahçe lehine. Bir, Karagümrük lehine verilen penaltıda karar yanlış demiş. Bence Altay dengesiz kayıyor. Kayıyor. Kaymayı sürdürüyor. Ve rakibe müdahalede bulunuyor. Bence penaltı. Bak arkadaşlar hani Fenerbahçe'ye yapılsa verilmese ben buradan ağlayıp zırlayabiliyorum. Hani size göre. Siz diyorsunuz ya ağlama zırlama diye. Siz hani benim adamlığımın yanına yaklaşamayacak birçok kişi bunu çıkıyor söylüyor. Açık açık söylüyorum penaltı abi neresi değil? Neresi değil? Dengesiz bir şekilde kayıyor. Rakibe müdahale var. Hocam üstünden atlasa niye atlasın? Adam bana uçan tekmeyle geliyor. Mesela maçın içerisinde. Ben niye eğileyim? Niye eğilmek zorundayım? Fenerbahçe'yi sen hakemi de yeneceksin. Niye hakemi yenmek zorundasın? Yani işin kuralı bu. Hocam kurşun yiyorsan ölmeyeceksin. Lan adam beynime sıkmışsa, kalbime sıkmışsa nasıl ölmeyeceksin? İyi ölmeyeceksin. Adam kurşun sattı ama sen ölmeyeceksin suç senin. Dengesiz bir şekilde kayıyor. Penaltı. Ha Erman Toroğlu neye dayanarak penaltı değil dedi. Videosunu izlemem lazım. Fenerbahçe lehine ikinci penaltıdaki karar da doğru demiş. Yani durum bu. Peki hocam. Fenerbahçe'de Altay Bayındır. Gustavo Henrique ve Salah'ı niye kötüydü? Yani niye 4 gol yedi Fenerbahçe? Cevabını açıklayayım mı? Bakın arkadaşlar açıklıyorum. Bu hatun. Bu hanımefendi yüzünden yemişiz. Şimdi yüzünü falan açık açık veremiyorum ama ya sosyal medyada bir troll olmuş. Bu hanımefendi maça gitmiş. Fenerbahçe Karagümrük maçına. Hani ben buğulu şekilde paylaşıyorum. Biliyorsunuz benim nasıl bir insan olduğumu da biliyorsunuz. Eşimin beni ne kadar şiddetle dövebileceğinizi de tahmin edebildiğiniz için bu şekilde veriyorum. İşin şakası bir taraf ama bu hanımefendi dikkat dağıtmış. Hanımefendinin hesabını falan da paylaşmışlar. Hocam Allah'ın kitabını seviyorsan hanımefendinin ne olur hesabını paylaş. Ben tahmin edebiliyorum. Ya öyle, öyle olmaz. Gidin kendiniz bulun. Ya da 27 bin abone yapın kanalı sabaha. Videoyu izledikten sonra o zaman vereyim hadi sözüm olsun. Zaten hanımefendi kendi paylaşıyormuş benim hesabım şu diye. Sıkıntı olmaz Zehra Hanım'ın. Hocam adını söyledin hocam. Hocam alt tire falan şey yok. Ya bu hanımefendinin dikkat dağıttığını söylüyor. Tabii işin esprisi bu. Bu hanımefendinin zaten profilini falan paylaşmışlar. Birçok futbolcumuzda fotoğrafları falan da var. Hani eşim beni dövmesin diye konuyu kısa kesiyorum. Bu değil. Hocam yorgunluk olabilir mi? Yorgunluk var arkadaşlar. Çok net var. Bakın maçın tekrarını 90 dakika izleyin. En az 10 tane pasta. Hani bizim futbolcular kolay kolay pas hatası yapmıyorlar. %85'in üstünde pas çıkıyor ama 3 metre ötesine 4 metre ötesine atamadılar pası. Hani Ozan Tufan'laştılar. Oradan anlarsınız arkadaşlar. Ama asıl sebep şu.
Fenerbahçe ısınma esnasında objektiflere, kameralara, spor yazarlarına ve dikkatli kişilere yakalandığı bir çalışma sergilemiş. Nedir o çalışma? Isınma esnasında savunma dörtlüsü takımdan ayrılmış. Farklı bir çalışma gerçekleştirmiş. Yani birçok kişi maçtan önce de belirtti, izlenimlerinden çıkardığım diyor, rakip oyuncu atağa çıkarken stoperlerden birinin mutlaka hamle yapması gerektiği, diğer üçlünün pozisyonları koruması şeklinde diyor. Talha'ydı sanırım ya. Bizim Talha Arslan mı paylaşmıştı bunu? Yani dörtlü savunmadan biri hamle yapacak, diğeri kalacak yerinde diye. Kimisi de takımdan ayrı olarak maç öncesi offside taktiği için özel çalışma yapıldı diyor. Arkadaşlar, sebep Ferdi Kadıoğlu. Ferdili sistemde dikkat edin. Penaltıda o sahayı bozdu diyorum. Savunmayı. Yediğimiz ikinci golde Gustavo Henrique o sahayı arasına bir bakın. Aradaki boşluğa. Orada Ferdi olsaydı biz gene o golü yemezdik belki. Fenerbahçe'nin 4 yemesinin en büyük sebebi Ferdi Kadıoğlu'nun maçtan önce mideden sıkıntı geçirmesi. Hani zehirlendi falan demeyelim. Mideden sıkıntı geçirmesi. Mide enfeksiyonu geçirmesi. Yani Salahi, Gustavo, Altay Bayındır. Evet, hatalı gibiler. Bir de ben şeyi çok merak ediyorum. Altay'a bu kadar yükleneceğiniz kadar hata yapmadı abi ya. Yani Borini'yi döndürüyorsun. Mustafa Yönlük'e. Borini döner dönmez şutunu çekiyor. Altay ne yapacak yakın mesafede? Siz ne bekliyorsunuz? Arkadaşlar, ben de futbol oynadım. Siz de oynadınız. Mesela benim şutlarım rakibi deler geçer. Fileleri mileleri deler geçer. Yani öyle böyle değil. Gavura vuruyor gibi şut çekerim mesela. Adam da orada gavura vuruyor gibi vurmuş. Yakın mesafe. Siz o 6 pas çizgisini 90 metre falan mı zannediyorsunuz? Birinci gol böyle. İkinci gol. Evet. Çıkışı var. Kabul. Ama savunma arasında öyle bir pas atmış ki. Hızlı dediğimiz o sayı Samuel. Yanlış. Gustavo Henrique'ye bir bakın ikinci golde. Görüşürüz diyor. Ben gidiyorum. Kaçıyorum. Bay bay diyor. Üçüncü gol. Yani rakibin attığı üçüncü gol. Evet. Altay'ın yaptırdığı penaltı. Kabul. Bence orada Altay'ın penaltısı. Ama Osayi ve Gustavo ikisi birden offside'ı bozuyor. İkinci golde de Osayi Gustavo uyumu, uyumsuzluğu. Aslında Osayi Gustavo uyumsuzluğu Altay Bayındır'dan daha sıkıntıydı. Atilla Salahi'nin evlere şenlik performansı. Ama son golde Altay asistini yapıyor. Atilla Salahi asist yapıyor. Hata itiraf ediyorlar bir nevi. Mesela penaltıyı Altay kurtarsaydı bugün bir Altay'dır Fenerbahçe olacaktı. Bunu çok yapıyorsunuz. Yapmayın. Maçın içerisinde futbolcu ıslıklamak. Bırakın bunu. Bak, bugün yani dün kazandık. Islıklamanıza rağmen kazandık. Ama ya kazanamasaydık? Ya destek olun. Evet, bir şey yapacaksanız maç bitiminde yapın. Bir şey yapacaksanız maç bitiminde yapın. Tepki verecekseniz maç bitiminde verin. 90 dakika. Ya Beşiktaş'ı gördünüz. Derbi maça çıktık. Her şeye itiraz ettiler. O şeye Tayyip Talha'ya dokunmadı bile Cao Pedro. Ayağı kırılmış gibi hareket etti. Taraftar orada ortalığı yıktı. Tam bu hani sahtekarlık şu bu falan filan geçtim orada. Ya Fenerbahçe taraftar ne yapıyor? Bizim futbolcu hata yapsa da ıslıklasak. Böyle gelmeyin ya. Bakın 14 günde AYK deplasmanı 1, Ankara Gücü deplasmanı 2, içeride Başakşehir maçı 3, Ren maçı 4. 4 tane maça çıkacağız zorlu. Allah Fenerbahçe'nin yar ve yardımcısı olsun. Bu süreçte bu takıma destek olun. İşte bu süreçten, yani şu 4 maçtan 4 galibiyet çıkarmak inanın nelere bedel. Nelere bedel. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Benim aktaracaklarım bu kadar. Beğeniler ve yorumlar için teşekkürlerimi sunuyorum. Görüşmek üzere.